Kapımda ağam erzak parası diye ağlayan, elimi ayağıma kapanan sen değil miydin? Verdiğin 3 kuruşa karşı toprağımı elimden alacağını bilseydim, acımdan ölür, karımı oğlumu kendi elimle keserdim. Kapı gibi senet var elimde, şahitlerin önünde imzaladın. Okuma yazma bilmediğimden faydalandım. Şahitlerin de senin gibi köpek, aldattın beni. Kime ispat edeceksin deli toprağı? Söze değil, senede itibar eder hakimler. Bu toprak benimdir. Kimse cesedimi çiğnemeden giremez toprağıma. Hay, öyle mi dersin? Bir daha gelem deme ha. Bu defa beynine. Mahsulü kaldırınca gelir paranı atarım önüne. Faiziyle barbar. Hadi yürü. Gözünü toprak doyursun. Konuşma! Ne konuşmayacağım? Bu açgözlülüğün yüzünden bir gün cesedini getirecekler bana. Tövbe de kadın, tövbe de, çarpılacaksın. Konuşacağına kapıyı açsana. Sana kapıyı aç dedim. Tamam, açtık, açtık. Merhaba bacım, geldi ağam. Geçsin, geçsin. Geçmiş olsun ağam. Sağ olasın. Sen de sağ ol ağam. Merhaba bacım. Gel hele, gel, gel. Emret ağam. Estağfurullah. Otur hele, dinle beni. Tamam, tamam, oldu gari. Hadi şimdi yalnız bırak bizi. Onlar da kalsın, hadi dedim. Otur, otur. Şimdi gözünü aç, iyi dinle beni Ökkeş. Yapacağın iş mühimdir. Hele benim tarafımdan yapıldığı asla bilinmemeli. Anlarsın ya. Ona ne şüphe ağam. Çalmasını öğreteceksin. Hele biraz daha büyü, öğretirim. Anama çığırdığın türkünün namesini çıkarıyorum baba, bak. Thank you.
İçeceğim, içeceğim dedim mi, içeceğim. Şöyle. Ulan ne inatçı avratsın be. Kadın kısmı biraz kocasına uymalı. Onun arzularını yerine getmeli. Boşuna mı gettim kız seni İstanbul'dan? Yedi köyün kraliçesi ettim seni. Hadi kırma şu aslan kocanı da oyna biraz kız. Böyle mi? Allah! Yok, ama yok. Birlikte oynarsak oynarız. Oynayalım kız, oynayalım. İstersiniz ağalar, tanımam etmem sizi. Eğer para istiyorsanız o da bende yok. Parası yokmuş. Sen varsın ya. Bırak, bırak babamı! Gel buraya, ver et! Köpekler, alçaklar! Gel buraya! Bırak onu! Bırak beni! Bırak! Ah, bırak! Ah.
Ay! Bırak! Hadi de tatlı al bak! Gel pis bakayım. Adam bırak diyorum! Beni! Bırak! Ay! Gel buraya! Namussuz! Boşuna debeler! Gel! Bırak! Yavrum, oğlum. Demek Toprak Ağa'yı kırbaçlayarak öldürmüşler. Evet kumandan bey. İki ağaç arasına bağlamışlardı. Vücudu kırbaç darbeleriyle adeta parçalanmıştı. Peki, ya çocuk? Az ötede yamacın kenarındaydı. Uçurumdan düşmesine çalılar mani olmuştu. Baygındı, başı kanıyordu. Aynı anda bir silah sesi duydum. İrkildim. Yamaca çıktığımda Toprak Ağa'nın evinin önünden üç atlının uzaklaştığını gördüm. İçeri girdiğimde karısı Sabuha'ya tecavüz edildiği belliydi. Zavallı kadın dayanamayıp intihar etmişti besbelli.